Ya Teo abi, sabahtan beri yürüyoruz abi ya. Bir dakika durmadık abi ya. Bak güneş tepemizde abi ya. Maşallah keçi gibisin ha. Ya. Her tarafı pişik oldu abi, pişik pişik oldu ya. İki dakika duralım abi. Sakal. Ben önden yürüyorum. Orta Doğu'yu düşünüyorum. Mezopotamya'nın 100 yıl sonrasının projeksiyonları var kafamda. Siz bana ne diyorsunuz? Ne diyorum abi? Pişik. He. Mesut Sakal, siz moron musunuz? Gerizekalı mısınız? Abi lütfen seviyeyi düşürmeyelim. Ben sana gerizekalı moron diyor muyum abi? Ayıp ya, yakışmaz yani. Ama biz burada iki kişiyiz ve ben olmadığıma göre siz olmalısınız o. Şimdi Monsieur Miro'ya gideceğiz kampa. Soluklanacağız, bir güzel dinleneceğiz. Planlarımızı yapacağız. Sonra da ses getiren olaylara parmak basacağız. Ve biz mutlu sona erdikten sonra belki o zaman sana pişik kremi alırız. Ama o an gelene kadar bir daha sakın beni durdurma. Ya bu din meselesine hani böyle eleştirel bir bakış açısı olmaksızın yaklaşmak, yani nasıl desem, insanın devrimci tutumunu aşındıran bir süreçtir ha. Neden? Çünkü yani din öyle bir şey ki insanı etkisi altına alıp kendi doğrusunu dayatan bir olgudur ha. Yani seni bir kere boş görmeye görsün. Seni böyle etkisi altına alır, bir daha mümkün değil, çıkaramazsın yani. Hevel hayırdır ya. Ha, bak hayırdır diyorsun. Gördün mü? İşte yoldaş, bu tam da dinin jargonudur. Bak, sen istediğin kadar devrimsel bir bilince sahip ol. Din öyle bir yerden dışarı doğru sızıyor ki belli bir belirginlik kazanıyor. Bak ne diyorsun? Hayırdır heval. Yani demesin ki umarım yani gelişmeler pozitif olur. He? Ya ne bileyim, sen öyle görünce namaz hocası falan. Ya buna şey diyorlar, zamanın ruhu değiller tabii canım. Mesela Orta Doğu'da durum nedir? Türkiye'de hakim hava nasıl? Yani bunu bilmek, bunu koklamak lazım. İşte buna da zamanın ruhu diyorlar. Neyse tabii canım, bu yani önderliğin yüksek bilinci ve liderlik kapasitesi mümkün olduğunca ileri entelektüel düzeyde olan özellikleri kapsar. Yani bunu senin anlaman biraz zor tabii de. Neyse ya, senin ne işin var burada? Gözcü arkadaşlar bildirdi. Teo buraya geliymiş. Teo. He, Teo. Yanında da içeden biri varmış. Bizim arkadaşlar refakate değil. Bakalım bunun altından neyin kokusu çıkacak. İyi tamam hadi. Sen işine bak hadi yürü. Ya bu kulak ve ense kollardan önce miydi, sonra mıydı ya? Hayır, ayaklar en son onu bileyen meste edili de o başka tabii. Kulakların yıkanması da enteresandır ha.
Ya ama şu Osman Kanat'la bir konuş be. Kardeşim benle konuşacağım ya Osman Kanat'la. Allah Allah. Ya adam kahvaltıda sanki uçak benzin içmiş. Baksana nasıl koşuyor, bittik be. Ya dayı oğlum sesin yalçalt ya. Koşmana bak hadi. Canımız çıktı, canımız çıktı. Biraz hızlılar sanki başyavuşum. Ha bu karakola yavaş bir şey mi var Teğmen'im Allah aşkına ya? Sabah görmedin mi zor zapt ettim ayıbuanları. Silahlarını falan kuşanmışlar. Hareket emri bekliyorlar. Hey yarabbim. Osman gene füzeye bağlamış Teğmen'im. Halisi takıyor kafaya ne yapsın hırs yapıyor. Farkındayım başyavuşum, farkındayım. Bir şey yapamamak, karşılık verememek onu çileden çıkarıyor. Biliyorum. Ama işte yapacak da bir şey yok. Gözümüz üstünde olacak. Ne yapalım? Sen ne zaman gidiyorsun? Vallahi öğlen aldırırım dedi senin kayınpeder ama. O nasıl laf başyavuşum ya? Hayırdır kayınpeder falan? Lafın gelişi duyuruk Teğmen'im ya. Allah Allah. Halil ağa işte. Yani kamyoneti yollarım dedi. Artık kamyonette aile fertlerinden başka biri olur mu, olmaz mı? Orasını pek bilemiyorum. Sen harbiden gıcıksın başyavuşum ya. Teşekkür ederim Teğmen'im. Nasıl yapıyoruz Halil Bey? Usta, bu biraz bıyıkların ucundan al. Enseyi biraz aç. Saç aslında fazla kısaltma, böyle kalsın. Hadi başlayalım. Bekir. Buyur abi. Keşke sen içeri girdiğimizde ya bizim şu çocuğun bir pehlivan tıraşı yapın falan deseydin ya. Niye demedin? Estağfurullah ağam. Yani abi. Ulan sen ne karışıyorsun? Ben söylerim tıraşımı nasıl olacağım, sana mı soracağım ya? Ne yapıyorsun orada sazan gibi? Tamam abi ya, tamam. Şimdi bak kardeşim. Şu bıyıkları sen şöyle bir kısalt. Tamam. Ondan sonra enseyi de biraz aç. Saçlar güzeldir, böyle kalsın. Biz ne dedik Halil Bey? Bekir, hadi sen git bir mazot al hadi. Mazot var ha. Bekir git mazot al. Git mazot al. Gittim abi gittim. Karışma sen diyorum her şeye erişim efendim ya. Heyecan var şimdi işte. Ulan sus sen daha heyecan da var karışma. Karışma işine gücüne bak kardeşim kes hadi kes. Hadi yavrum Mesih.
dünyanın en saçma salak gerekçesi ve konusu yüzünden bana darılmış, küsmüş olamazsınız. Ne konu abi? Hangi konu? Pişik konusu. Evet, geçenlerde hatırlarsın, size biraz bağırmıştım, yükselmiştim. Darılmış olabilirsiniz. Ya abi, dargınlığı bırak. Yani insanın haysiyetine, onuruna dokunan laflar ediyorsun abi ya. Ya milletin içinde bağırıyorsun abi ya. Evet, özür dilerim. Excusez-moi, monsieur. Estağfurullah abi. Ama ya sen benim bir halimi gör be abi ya. Bakır abi ölmüş. Ben onun psikolojik olarak sarsıntısını yaşıyorum abi. Ya sen biliyor musun, ben kaç gün aç kaldım abi ya. Ya bana ne işler geldi, ben kabul etmedim. Niye? Mücadeleye devam etmek için. Yani Bakır abiden kalan bayrağı onu en yüksek tepeye götürmek için abi. Nasıl bir bayraktı? Bayrak? Ne bayrağı abi? Mr. Bakır'ın size bırakmış olduğu bayrak. Nasıl bir bayrak? Yani şey... Yani manevi açıdan dedim, anladın. Mesut Sakal, ben hayatımda çok bayrak gördüm. Yalnız Müro Komutan bizi bekliyor Teo, acele etsek. Burada arkadaşımla sohbet ediyorum. İstişarede bulunuyorum. Bir dakika. Dediğim gibi Mesut Sakal, ben hayatımda çok bayrak gördüm. Kılıçlısı, balıklısı, güneşlisi, aylısı, yıldızlısı ama hiçbir bayrak tehlikeli bir insandan daha önemli olamaz. Tehlikeli insan? Monsieur Migros mesela. En tehlikelilerden biri. Sakın, sakın ona inanmayın. Ve onun kovasıyla kuyuya inmeyin. İpi. İpi. Ha, hoş. Biz en çok senin pişiklerin için, şişiklerin için kavga edebiliriz. Ama karı koca arasında böyle şeyler olur. Ama Monsieur Migros, Monsieur Migros affetmez. Monsieur Migros zehirler, öldürür, can alır, ruhunu alır insanın. Ve bonus olarak da kulaklarını keser. O yüzden sessiz olun. Saf değiştirmeyin, Monsieur Sakal. Komutanına söyle, ben geldim. Geldiler hemen. Geldiler? Kim var yanında? Bir kişi, şu tuhaf adam. E tamam, al içeri oğlum. Monsieur Migros, can yoldaşım, nasılsınız? Teo, döndün ha? Döndük. Bu sofra, bu ziyafet, bu özel ilgi benim gözümde sizi asislik mertebesine yükseltti. Migros the Saint. Ben ve azizlik, öyle mi? Ya hiç güleceğim yoktu ha. Selamun aleyküm abi. Abi? Geç, otur geç. Bakır'a çok üzüldüm ha. He vallahi abi, ben de üzüldüm. Yalan yok. Vallahi billahi ya. Tabii Ziyana'da. Hatta belki daha fazla diyebilirim yani. Müslümiko, can yoldaşım. Kabuk bağlamış yaramı deşmeyin lütfen. Lütfen. Tabii canım, tabii tabii. Sizin adamlar geldi. Güzel. Adamlar? Ne adam ya? Nereden buldun adamı? Müslümiko, bir batılı. İhtiyacı olan her şeyi güneyden temin eder. Güneyden. Ben de öyle yaptım. Bakalım bu işleri daha ne kadar ucuza kapatacaksın. Ya Teo abi, sana bir şey diyecektim. Teo abi, şaşırdın oğlum sen ya. Ya Mir abi, kusura bakma. He. Ya biliyorsun, Bakır abi öldükten sonra ben bu herifin yanında takılmak zorunda kaldım.
Ya bu herif manyak çıktı abi, psikopat çıktı ya. Bununla giden bir daha geri gelmez, ölür abi ya. Vallahi burada bak benlik bir iş varsa yaparım abim ya. Senin için derler ki cömerttir derler, merttir derler abi. Vallahi ihtiyaç içerisindeyim abim ya. Vallahi billahi abim ya. İhtiyaç? He. Ya burası işçi bulmak kurumu mu oğlum? He? Bak ben sana bir şey söyleyeyim Seyfi. Ben seni sevmezdim ha. Ben senin o Bakır Efendi'ni de sevmezdim. Hatta bir film vardı ya. Neydi o? Ben senin babanı da sevmezdim süt oğlan. Hatırladın? Burada yani sen şey oluyorsun ha. Süt oğlan sen oluyorsun. Ya ben her zaman derim. Miro abim adam gibi adamdır ya. Vallahi ben de bunlar ne abi ya Allah aşkına adam mı bunlar ya? Ya benim Miro abim bir tanedir ya. Şu dünyada bir tek seni tanırım abi. Vallahi billahi ya. Ya kral adamsın be abim ya. Ben süt oğlan seni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hevaller, dostlar. Sen! İşte şimdi gerçekten güçlüyüz. İşte şimdi başaracağız. Yohoho, yohoho ve bir şişe rom. Efendim hocam, ondan sonra... Şimdi bizim demir yolunda bir Necdet Bey vardı, müfettiş Necdet Bey. Bak şimdi, ya öldüyse Allah selamet versin, yaşıyorsa Allah rahmet eylesin. Dedim, dedi ki İbrahim, oğlum İbrahim dedi bana şimdi. Buyurun, buyurun, buyurun İbrahim amcam. Çay için. Siz de için. Şey... Hadi bakalım. Ters oldu İbrahim Bey. Ben de öyle dedim. Haklısınız. Ters oldu dedim. Yok öyle değil İbrahim Bey. Yaşıyorsa Allah selamet versin, öldüyse Allah rahmet eylesin diyecektiniz. Siz tam tersini söylediniz. Çoşkun. Çayları nereden aşıldın aslanım? Kahveden aldım sayın abim. Baktım muhabbet çok güzel. Çorbada benim de tuzum şey olsun dedi verdim. Sonra İbrahim Bey? Yani çok heyecanlı. Ay ne kadar dominantsınız. Sırf kariyersiniz ayol. Evet. Orada şeyde ben birden sinirleniverdim. Necdet Bey, Necdet Bey dedim. Siz dedim benim izzetli nefsi bir şey demezsiniz, demezseniz dedim. Çünkü dedim ben icabında gerekirse dedim, bütün dedim demir yolunu dedim, şey dedim, feda ederim dedim. Nasıl oluyor efendim dedim, nasıl oluyor dedim. Yahu tüy bitmemiş dedim, bir dolu dedim. Efendim bizim garip kuraba yetimin hakkını nasıl şey verirsiniz dedim. Bak şimdi sinirlendim orada. Ya kocam bak yine ters oldu. Ulan sen ne diye araya giriyor öyle, ters oldu, ters oldu diyor. Station, sağdan direksiyon mu? Zımbat eli. Düdük makarnası. Neymiş ters olan? Ben de fark ettim İbrahim Bey. Yani benim de dikkatimi celbetti. Ters oldu. Ya koca baba, tüyü bitmemiş dulun demeyeceksin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı o ya. Ya ben şimdi şeyin efendim tüyün dikeni mi bitti dedim. Ha dulun aman tüy mü bitti dedim. Ben dulun tüyü mü var dedim. Hiç. Hah, gene başladık. Kocabba. Aa! 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 Yetti gari. Yetti gari baba. Bu kadar yetti gari. Bunlar durmadan geliverir olay ya. Kocabba. Siyasi bir operasyon bu. Siyasi bir operasyon. Yetti gari. Yetti! Ya kocabba sakin ol ya. Olmayacağım efendim. Olmayacağım efendim. Ya benim siyasi maruzum ölür kesiyor. Ölür kesmek için bu.
Allah korusun kesmek mesmek İbrahim Bey. Evet efendim, kesmek için. Kesmek için. Benim ticaretlerimi musallat edivediler ya. Ama ben bunlara izin vermeyeceğim gari. Ben bunlara izin vermeyeceğim gari. İbrahim abi ne oluyor ya? Tabii. Benim hitabım ahaliyi etki altına alıp edin ben. Efendime söyleyeyim, halk benim arkamdan dalga dalga geri veriyor. Sen ceza kesin. Kes cezanı. Yazıklar olsun. Arkadaş biz koltuğu kelle alıp yola çıkıverdik. Hah, gene ters oldu. Ya evet efendim. Biz kefene gittik de yağlı imiyi boynumuza geçiremedik. Biz bunları biliyoruz galiba. Biz dönerken siz daha yeni gidiveriyordunuz ya. Siz daha yeni gidiveriyordunuz. Ya arkadaş sen koyunu giderken biz çobana selam veriyorduk. Hey. Ay cesur yürekteki Mel Gibson gibi ayol. Aynı ihtiras, aynı hararet, aynı ihtiras, iktidar. Ay. Tövbe estağfurullah. İbrahim abi sakin ol. Bir şey yok ki. Senin vakana gelmedik zaten biz. Gelmediniz bir kere. Nereye geldiniz peki? Biz buradan geçiyorduk. Sen önümüzü kestin. Hadi sana hayırlı işler. Selim Hanım görüverdiniz mi? Nasıl püskürtü verdim? Ne püskürtü verdiniz İbrahim Bey? Ya bu kadın öğle saatlerinde bir şey oluveriyor ya. Püskürtü verdim. Ha böyle püskürtü verdiniz. Ay bravo İbrahim Bey. Hayırdır usta? Siparişleri getirdim abi. 2 patlıcanlı, 1 Ali Nazik, 2 Adana, 1 Abugandur, salata, künefe. Abugandur kim be? Ya bir terslik olmasın usta, biz öyle bir sipariş vermedik. Yok sayın abim, ben söyleyiverdim. Afiyetle hep beraber yeriz dedim. Öyle mi? Hadi geç içeri, geç içeri. Hadi bakayım, geç. Çoşkun. Ne sana? Hayırdır aslanım, bir yerde gömü falan mı buldun? Aşk olsun sayın abim, şu da gönlünden kopuvermiş. Neyse, kokusu çıkar yakında. Deniz'e ben geldim kızım, yukarıda mı? Hoş geldin teyzem, gel. Ay, iki oturma. Hayırdır teyzem, yüklenmişsin. Bir şeyler alıverdim kızım. Oğlan uyudu mu? Uyuttum, biraz huysuzluk yaptı ama sonunda uyuttum. Olacak o da kızım. Çocuk bu huysuzlanacak tabii. Bak kızım, bunu Serbülent'e aldım gayet. Bunların hepsi senin. Ay çok masraf etmişsin be teyzem, ne gerek vardı? Ay. Küçük Osman'ım alıverdim bunları da, bak. Bu da büyük Osman'ımın gayet. Sen bunları nasıl aldın teyzem? Aman be kızım. Bir köşede bir Reşat altını vardı. Aman Fatma dedim. Mezarımı götüreceksin sen galiba onu. Bozdur bey dedim. Acını kullandım. Azıcık da bunları harcıverdim. Neyi kullandın ki? Orasına karışma sen galiba artık. Orasını boş ver. Hadi şu elbiseni giy de bir görelim üstünü nasıl o ya. Ay bu da çok güzelmiş. Güzel değil mi? Benimkiler nerede? Onlar hepsi senin. Hepsi benim mi? Takı da alıverdim sana. Ay iyi teyzem. Yavrum güle güle giy kızım. Teşekkür ederim. Dur deneyeyim de göstereyim. Hadi sana. Göster bakayım. Durumu nasıl komutanım? Halis uzmanım. Daha gitmedim. Bakacağız. Bizden de selam söyleyin komutanım. İyileşir be komutanım. Çok canını sıkma. İnşallah.
afiyet olsun beyler. Durumu nasıl olmuş ya? Çok iyi değil herhalde. Ya bu yani yara çok ağır değildir herhalde, değil mi ya? Ha? Ya yakın mesafeden diz kapağına mermi yedi beyler. Ağır yaralı değil ama durumun da pek parlak olduğunu sanmıyorum. Ya of lan, of ya. Ya şurada iki lokma nimet yiyeceğiz. Tövbe estağfurullah ya. Gel. Yemek yiyor muyuz? Vay, başçavuşum çok şık olmuşuz. Teğmenim, bu da bir nevi amme hizmeti ya. Halil Bey'e kız istemeye gidiyoruz da. Ciddi bir iş yani. İyi, iyi. Yalnız sakın bana kayınpeder esprisi falan yapma, beni bulaştırma böyle işlere. Tamam ya, tamam. Osman da gidiyormuş, o da size gelsin. O Tugay minibüsüyle gidiyor ya. Ya Halis'e de uğrayayım dedim ama Halil Bey'in telaşası çıkınca olmadı. Yarın artık inşallah uğrarım. Kadını istemeye yani kızı istemeye öğleden sonra mı geliniyormuş? Bu işler böyle mi oluyor? Ne bileyim, onlar öyle düşünmüştür. Demek ki git gel telaşı olmasın diye. Vallahi ben anlamam Teğmen'im. Ben dünürcüyüm. Git gel. Bizde o kadar. Hadi bakalım, profesyonel dünürcü seni, hadi. Öyle deme, yarın sahada lazım olurum. Ben çıkarıyorum bunu artık. Hah, tamam canım. Esma, sana da çok zahmet verdik. Otur artık. Ama ne olacak canım, kız evi değil miyiz? Çalışacağız tabii. Falan bu örtü masa yapıyor, kimi geldi, neydi? Ay keklik ana. Bari sen otur, gözünü seveyim. Ama olmaz böyle ya. Aa, sen biraz rahat olur musun? Ay, heyecanlıyım değil mi biraz? Halil Bey işte. Nilgün Hanım. Şimdi ben anamı, bir de Duralı başçavuş kardeşimi alıp geleyim, he? Allah Allah, vallahi olmaz böyle, ha? Ay. Madem kız istemeye kalabalık geliyorlar, kız evi de kalabalık olsun değil mi ama? Değer. Allah akıbetine hayır etsin balam. Allah tamamını erdirsin. Amin keklik ana, amin. Biz de hemen vermeyiz seni canım. Nazlanırız yani biraz. Bizi niye almadı sanki? Ya sen ne kadar meraklısın belki şu düğün, nişanlı işlerine ya. Allah Allah. Çocuk, babam gibi öyle ikide bir Allah Allah diye atarlar mı, benim kafama attırma. Hem düğün ya da nişan değil, bu daha kadını isteyecekler. Ya arkadaş, kadın mı istenir ya? Ya bu babam var ya, yani iyice sapıttı Melike ya, iyice. Öyle deme, azıcık saygılı olmayı öğrensene sen ya. Allah Allah, görenler seni iyilik şeysi zannedecek ha.
Biz ne yapacağız burada ya? Yani bir yere mi gitsek acaba? Şş, bana bak bana. Sen ne ki de böyle ilçeye falan gidiyorsun Meleke? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Ha bir de karakol. Karakola da çok gidiyorsun Meleke sen. Senin o teğmenle aranda bir şey yok değil mi Meleke? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ha, bilmiyorum bak. Ayağına denk al kızım. Benim tepemin tasını attırma. Saçma sapan konuşma. Ne bakacağız? Maşallah Halil Bey böyle epeydir de böyle saldana da arabasıyla bir yere gitmemiştim ha, iyi oldu. Ya bu Bekir'in işidir bunlar böyle yahu. Ya duralı kardeşim, rezil kepaze olduk. Yani ya şu hale bak ya. Ya süslendik konsolos köpeği gibi arkada oturuyoruz biz böyle ya. Yani kusura bakma ya. Sana demiyorum yani sözüm meclisten dışarıdır. Ya ağam bugün özel gündür. Bir hatırası olsun diye Seyfettin abiden rica ettim aldım arabayı ya. Ya eskidir eski ya eski. Başçavuşun. Üstelik tüplüdür ha vallahi. Ağam öyle büyütüyor. Ula oğlum bu süslü araba işi düğünde olur. Kalın kafalı. He? Biz şimdi kızı istemeye gitmiyor muyuz? He? Ne alakası var yani ortada fol yok, yumurta yok. Bir de arabanın ön kaputuna bir tane bebek yosturtaydın bari. Hayır. Tövbe ne uzu billah. Ya rahat ol Halil Bey ya. O adam işte ucememiş etmiş de iyi niyetle ya. La bana bak. Bu şehre girdiğimiz zaman böyle biraz hızlı git. Kimse görmesin bizi böyle ya. He giderim abi. Başçavuşum haklıdır. Bugün böyle arabayla gidersen hanıma, yarın o sana ayağını halı serdirir, Allah muhafaza. Biz sen eksiktin, sen de çıktın mı ana? İyi. Zaten sen beni doğuracağına taş doğuraydın daha iyiydi. Vallahi taş doğuraydın daha iyiydi bunlar. Tövbe de Halil, tövbe de. Ağzın yamulacak oğlum, tövbe de. Yamulsun. Ağam vallahi yine bugün çok gerginsin. Ulan konuşma sen Bekir, vallahi seni cevap verme bana diyorum ha. Allah iyiliğinizi versin ya. Vallahi ya. Nedir vaziyeti oğlum? İyi komutanım. Doktor hemşire falan var mı içeride? Yok komutanım. Güzel. Devrem? Devrem, doktorlar konuşurken duydum. Hop 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 hop. Bir, doktorlar senin yanında konuşmaz. İki zaten konuşsalardı sen bu kafayla. Bacağımı kesecekler lan benim. Duyuyor musun Osman? Bacağımı kesecekler lan.
Yok be oğlum, sen yanlış duymuşsundur. Niye bacağını kessinler senin? Yani... Tahlile götürdüler beni. MR falan için. Orada konuşuyorlardı. Biri dedi ki... Nerede abi? Eryol deneyeceğiz dedi. Ama küçük bir ihtimal dedi. Bacağımı kesecekler abi. Yok be oğlum. Başka biridir o. Niye sen olacaksın ki? Ayrıca senin yaran o kadar öyle... Osman. Ya çok korkuyorum abi ben ya. Abi ben çok korkuyorum ya. Ne yapacağım abi? Ha? Abi ne yaparım ben ya? Ne yaparım ben ya? Aman dile 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 güzellik bir varlıktır ne öldüm dile 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 dile. Sağ olasın kızım. Afiyet. Sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim ben öyle laf şey etmesini pek beceremem ama netice de hayırlı iştir, bir yerinden de başlamak lazım da. Şimdi Halil Bey kardeşimiz sağ olsun gelenek göreneğe örf adede çok hassas bir kardeşimiz. Adedin dışına çıkılmasın istedi. Biz de böylelikle gelmiş bulunduk. Vallahi Nilgün Hanım elciye zeval olmaz. Biz de bu halde Allah'ın emriyle, peygamberimizin kavli şerifiyle sizi Halil Bey kardeşimize istiyoruz. Hayırlısı olsun. Biz de verdik gitti. Esma. Halil Bey. Şimdi bizim örfümüzde bu kadar çabuk olmaz deyip... ...kıza biraz naz yapsın demeyeceksiniz herhalde değil mi? Vallahi bacım bizim böyle naz isteyecek pek mecalımız kalmamıştır. Şükürler olsun Allah'ıma, bu günleri de gördüm ben. Ne mutlu sana, ne mutlu. Sağ olasın. Halil Bey, çabuk aldık, gözün aydın. Ya dur Ali kardeşim, bu düğün işini de çok uzatmasak, hemen yapsak sen onu bir deyelim. Thank you.
Ulan gündüz de köye o kadar güldük eğlendik ha. Akşama bak, Halis'in durumu işte. Doktorla falan görüşebildin mi Osman? Tugay'dan görüşen olmuş mu? Vallahi aslında Halis'e de söylememişler komutanım. Bu konuşulurken duymuş. Ne bileyim ya. Halis'i hiç bu kadar kötü görmedim ben. Allah yardımcısı olsun ya. En zor tarafı da bu. Komutanım ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii tabii sen dinlenmene bak. Hayırdır ya Erçen değil mi de Osman? Vücut kendini kapatıyor be komutanım. Biraz uyusam iyi gelecek. İyi ya. Ben de müsaade isteyeyim o zaman. İyi geceler o zaman beyler. Komutanım. Bu adamı bulmamız lazım. Adam yok Osman. Adamı nerede bulacaksın ya? Komutanım. Halis'e yaptığı yanına mı kalacak? Vardır bir yolu. Bir yolu yok Osman. Bunun yolu da yordamı da bize emirle gelir aslanım. Sen de bunu iyi bilirsin. Ne kendini ne de timini gaza getirme. Sakin ya, sakin oğlum. Evet Teo kardeşim, niyetin nedir? Niyetim, o güzel ve seksi kadının intikamını almak. Teo, Cihan bizzat gelip dirilse bile kendi intikamını alamaz ha. Böyle bir dünya yok ya, unut bunu yani. Nasıl derler bilirsiniz Monsieur. Daha güzel bir dünya mümkün. Ne yapacaksın? Nasıl olacak bu iş? Küçük asker grupları. Ve onların iletişimini sağlayan noktalar. Profesyonel deyimiyle röle. Telsiz röleleri. İştah kabartıcı değil mi? Telsiz rölesi ha? Niyetin bu yani. Evet. Niyetim bu. Ve sizin sessizliğinize güveniyorum. Bu bilgi sadece sizde kalacak değil mi Müsün? Tabii canım, tabii canım. Merak etme ya. Merci beaucoup. Mucik kardeşim, siz burada kalabilirsiniz. Mağaraya adapte olursunuz. Sizi olimpiyat ateşiyle baş başa bırakıyorum Müsün. Emaller mamba gibi sessiz. Sağ ol Miro abi ya. Bunun da gidişi var ama dönüşü yok abi. Seyfi, sen benim gözüme görünmezsen iyi olur ha. Geç içeri. Azat, bana içeriden haritayı getir. Telsiz rölelerinin işaretli olduğu harita. Adamlarla da irtibata geçmeyi unutmayın ha. Teo efendi gerçekten nereye gidiyor bilmek istiyorum. Tamamdır Eval. Bu aptalın tiyatrosuna bir son verelim artık. Ya hadi ne bekliyorsun ya?
Uğur Teğmen sizi çağırıyor komutanım. Acilmiş. Tamam evladım, geliyoruz. Hadi Osman. İhbarda bulunacakmış. Kim Teğmen'im? O. Kulaksız Miro. La bu herifin kafasına kesin bir şey düştü ha. Bir şey kaçırmayayım diye beklettim. Siz de olun. Hattaki o mu komutanım? Evet. Teğmen Uğur. Komutan, geç saat olduğunu biliyorum ama vereceğim bilginin doğruluğunu teyit etmek için bekledim ha. Bilgi? Ne bilgisi? Kuzeyde bir telsiz röleniz var değil komutan. Umarım yeterince askerim vardır orada. Neden bunu soruyorsun? Ne söyleyeceksen açık bir şekilde söyle. Ne mi söyleyeceğim? Peki. Teo bugün 5 adamla birlikte tepeden tırnağa silahlı olarak akşam saatlerinde yola çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla da senin o kuzeydeki rölende büyük bir katliam yapmayı amaçlıyor. Yeterince açık söyleyebildin mi komutan? Komutan. Bak bana borçlusun ha. Yani resmi olarak demeyeyim ama yani doğrusunu istersen bu çabamın da takdir edilmesini bekleyeyim yani. Böyle. Hadi beyler hadi. Acele edin hadi. Komutanım bizim tüm mü? Aynen Murat. Hadi beyler acele edin. Emredersiniz. Hadi beyler hızlı. Çocuklar tamam mı? Hazırız Teğmen. Kuzey rölesi tamam. Koordinatları geçiyorum. Emredersiniz komutanım. Çocuklara Teo'dan önce ulaşma şansımız var mı başyavaşım? Her halükarda deneyeceğiz Teğmen'im. Kaç kişi çıkacağız? 10 ya da 12 kişi. Anlaşıldı Teğmen'im. Tuba istihbaratı bağlı olsun. Osman kaç kişisiniz? Poyraz mı komutan? Adam al ula. En az 10 kişi olacaksınız. Murat. Anladım komutanım. Araçlarla mümkün mertebe ilerleyeceksiniz. Zaman çok önemli. Orada sadece 4 tane askerimiz var. Hızlı olacağız komutanım. Merak etmeyin. Poyraz, Raçmin. Osman, Miro ile kuyuya iniyoruz. Tuzak olabilir. Dikkat edin. Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet. Sağ olun komutanım. Aslında adamın T olduğundan emin değilim. Yani birine Theodor dersiniz. Ama o Edmund'tur. Ya da ne bileyim. Benim gerçek adım neyse. Önemli olan o değil. Önemli olan şu.
Monsieur Miro bizi ihbar edecek. Çünkü Miro bunu yapar. %1 milyon ihbar edecek. Miro Miro'dur ve Miro'lar bunu yapar. O yüzden röle yerine röleye giden yolu tuzaklamak en mantıklısı. Bu dağlardaki mühimmat, patlamamış mühimmat denizine bir damla da biz eklemiş oluruz. Fena mı? Hava aydınlandığına göre içecek bir şeyiniz vardır herhalde Monsieur. Var mı? Yok mu? Boyraz, karşımda toplan. Hadi, 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 hadi. Beyler, bundan sonrasını yürüyerek devam ediyoruz. Hava aydınlandı komutanım. Böyle kurtardı gibi sanki. Orası belli olmaz Murat. Biz işimize bakalım. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, acele edelim. Sabah kahvaltısından önce afyonum patlar diye çay getirdim abi. Bu ne ya? Çay. Tamam onu görüyorum da yani burada bir düzen var Seyfi. Seyfi'ydi de gel. Sayende abi. Bak Seyfi, akırın sistemini bilmem ama yani burada böyle odalık gibi yani şey yapıp peçeteyle çay servisi falan yapamazsın ha. Ya ne zararı var ki abi? Ya hem insan arada bir kendini şımartacak abim ya. Bak sana bir sucuklu yumurta yaptırdım. Değme gitsin benim abime ya. Ya kardeşim istemeyeyim. Anlamıyorsan. İstemiyorum ya. Ya bak bence sen en iyisi tası tarağı toplayıp buradan şey yap. Çek git ya. Kaval. Ne var? Karakoldan küçük bir birlik ayrılmış. Konuştuğumuz öğleye doğru gidiyorlarmış. Tamam bağlantıyı koparmayın. Telsizle her an irtibatta olun ha. Anlaşıldı. Ya. Sen kahvaltının faydalarını biliyor musun abi? Ya mağarada yaşıyorsun abi ya. Enerji, protein, efendime söyleyeyim bir sürü vitamin var abim ya. Saatler olsun benim abime ya. Sinek kaydı oldu ha. Ya tamam da babacığım, kolesterol durup durup çıkıyor işte. Sonra dönüşü olmaz Allah muhafaza. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey olmaz. Ye onu, ye gitsin. Ye gitsin kolesterol, öyle bir şey olmaz. Bu kolesterol, aman neyse o kolesterol dediğin ne oluyor kızım? Nedir o? Yani zararlı yağ gibi. Ya da onun sonucunda oluşan bir şey işte. Zararlı yani. Bir şey yiyecek olmaz be. Gitsin o yeşil. Can boğazdan gelir demişler. Bir saniye ben. Yiy, yiy, yiy gari. Aşkım. Sen öyle diyorsun da, o televizyona çıkan teyze hiç öyle demiyor. Kolesterol süper de diyor, yiyin diyor. Buna ne diyeceğim peki? Canım benim dediğim her şeyin azı karar, çoğu zarar Serbülent. Yani mesela babamı düşün. Bu yaştan sonra o damarla öyle yağ tabakasıyla dolu. Allah korusun yani bunun kalp krizi var. Felci var. Neler var hayatım neler? Öyle deme yani, tedbirli olmak lazım. Kötüye bir şey olmaz kızım. Boş ver sen, ona bir şey olmaz. Sen ye İbrahim, ye gari, ye, ye. Ya bu gençler de bu yolu şey verdiler. Ne diyorlar onu böyle hani şey...
Duble. Duble, duble yol yapıverdiler. Bas bas bağırıveriyorlar ya. Ben şunlara gidip bakıvereyim gelin. Dur bakayım. Şimdi ne diye bağırtıveriyorlar burada bunu ya? Ulan ne oluyor öyle zart 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 zart? Arabanız hazır başkanım. Baba. Zeliha, beni bak öyle kucu babanın yanında aşkımış, öyle hayatımış, öyle canımış, öyle lafla etme gari. Ayıp oluyor değil mi? Ne oluyor İbrahim? Yok mu yavrum, mahallenin gençleri şehidi vermiş de şimdi kovu veriyorum ben onları. Hadi bakayım. Hadi gidin ben. Geliyorum, geliyorum ben şimdi. Hadi bakayım. Ya gidin başka yerde zurnanızı çalıverin ya. Aman kornanızı çalıverin. Hadi bakayım. Geliyorum. Ne oluyor koca baya? Bu ne? Kimmiş? Ya. Ulan git. Adliye senin ne oluyor? Yürü lan içeri gir. Ne oluyor orada? Içeri. Yok bir şey. Ne oluyor İbrahim? Ne oluyor? İbrahim seni bekliyorlar. Geç kalma, gidiver gari. Ya baba bizi neyi beklemesine canım? Niye bir ne için bekliyorlarmış beni? Hadi kocam bayır gidelim. Dur bir dakika ya. Fatma. Ne var? Ya sen iyisin değil mi? Yani şimdi buradan tüfeği alıp da böyle pencereden aşağı şey etmeyeceksin değil mi? İyiyim İbrahim. Niye doğrultan ben deli miyim? Allah Allah. Sen iş yapmıyorsun mu? Bir kadının birinci vazifesi ne İbrahim? Herifine destek olmak değil mi? Ben de sana destek oluyorum İbrahim. Hadi gari, hadi hayırlı işler, hadi. Bekletmeyin kadın, hadi. Yalnız kocana. Aşağıda Adliye Selma var. Biliyorum Serbilant. Kadın size işte yardım etmiyor mu? Yardım ediyor. Hadi oğlum hadi. Bekletmeyin kadın hadi. Hayırlı işler bakayım hadi. Hadi. Teyze. Ne var kızım? İyi misin? İyiyim. Ben senin tansiyonuna bakayım ha. Ya da sen şöyle azıcık uzanıver hadi. Benim bir şeyim yok Zeliha'm. Ben çok iyiyim maşallah. Hiçbir şeyim yok ha. Hiç. Gerçekten kızmadın mı? Niye kızım Zeliha'm? İş yapıyorlar değil mi? Beraber iş yapıyorlar. Sen tatlıcanı üzme kızım. Ben çok iyiyim. Hadi bakayım hadi. Sabah şerifleriniz hayır olsun İbrahim Bey. Hayır olsun efendim. Fatma Hanım kızdı mı acaba İbrahim Bey? Ay hayır gelmeyeyim dedim. Yani aile huzurlarını bozmayayım dedim ama vazife şuura ağır bastı. Dayanamadım. Ya niye kızıversin efendim Fatma Hanım? Niye kızıversin? Bizim burada şimdi bizim bir ilişkimiz var değil mi efendim? Yani bu profesyonelce bir iş ilişkisi efendim. Kalkıp da Fatma ne diye şey edecekmiş ki efendim? Ay neler söylüyorsunuz öyle İbrahim Bey, ilişki. Ay içim gıcıklandı ayol, ay. Oh, buyurun efendim. Sen önden gir biraz hocam. Ben önden. Gel arkadaşım. Gel, Coşkun. Sen buraya gel. Ne kız istemeydi annene? Hep ala. Sen de hemen verdi o kızı. Bilmiyor musun sen? Kız evi naz evi deyiple. Ya benim ayrılığı artık tahammülüm kalmadı nene ya. Kavuşsunlar mutlu olsunlar. Kasmanın ne alemi var Allah aşkına? İnşallah falan inşallah. E sen niye hazırlanmıyorsun da? Hazırlanmak niçindi? E hastaneye gideceğiz ya kontrol için. İstemiyorum ben yiyeyim balam. Ya nene taksi geldi bekliyor. Yok istemiyorum. Neneciğim bak en ufak bir şeyde ayılıyorsun bayılıyorsun. Gidelim şöyle bir her şeyine bir baktıralım içimiz rahat etsin ya.
sen mene Süleyman'ı getir. Hiçbir şeyim kalmaz balam. Oğlum. Balam bilemezsen fuzuli giderim ha. Nene, şekerine, demirine, her şeyine baktıracağız. İtiraz istemiyorum. Hadi yürü. Ceberrut kız. Gelinin sağı solu belli olmaz Makbule. Biz gene hazırlıklı olalım. He. He. Yok demedi öyle bir şey. Sana yük olurum diye mi korkuyorsun Makbule? Bunu da mı duyacaktım ben senden? Ya beni kolumdan tutup da kapının önüne koyarsa? O zaman vicdanın sızlamayacak mı? Demeyecek misin ablama bunu da yaptılar diye? He, çocuklar nasıl? Bizimkiler de iyi çok şükür. He, he sen de selam söyle. Haydi Allah'a emanet. He, he, he. E bravo ana vallahi sana. E pes vallahi ana sana. Pes, vallahi pes. Tezenle konuşuyordun değil mi? He, ne oldu? Yani biz şimdi seni kolundan tutup kapıya koyacağız öyle mi ana? El kızı bu oğlum belli mi olur? Ya koyarsa? Ya kusura bakma ana da biz de eşek başı değiliz herhalde burada ya. Olur mu hiç öyle şey ya? Ya birinin seni koluna tutup kapıya koyması için benim cesedimi çiğnemesi lazım ana. Olur mu hiç öyle şey? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Koymaz değil mi? Allah Allah ya. Ya koymaz ana ya. İyi ama biraz boyalı gibi. Ne alakası var? Et de yemiyor. Ulan sakın mı yesin, et yemesin, başka yesin, şey yesin. Ben ne yapayım yani? Yo, yo ana ya. Ya ben sana kurban olurum ya. Niye? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ana olur mu hiç öyle kız? Ya. Seyfi kardeşim içeride mi? İçeride var. Ne çektin bu arkadaş ya? Rahmetli Bakır abi, Teos'un, Miros'un, bu ne arkadaş ya? Bu nedir arkadaş ya? Usandım ya, vallahi usandım ya. Arkadaş, Allah Allah. Ya Seyfi, ya sen neredesin? Beş abi. Ne yapıyorsun? Gidiyor musun sen yoksa? Hayır, gidiyorum abi. Bu iyi. Ananın evine mi gidin sen? Yani şiddetli geçimsizlik mi diyeceksin Seyfi? He? Seni gidi yaramaz duygusal ve kırılgan Seyfi kardeşim seni. Ben anlamıyorum abi. Yani iyi niyetimle kahvaltı hazırlıyorum, ediyorum. Sonra millet üstümden paspas gibi böyle basa basa gidiyor abi. Nedir benim çektiğim arkadaş ya? Hay benim dilim kopaydı ya. Ya ben hiç kardeşimi üzerim. Hadi gel seninle bir çay içelim. Gel hele. Yok abi ben gidiyorum baba. Ya o dünyada bırakmam seni. Hele yok, gel. Yok vallahi, Ya hele gel bir çay içelim ya. Ya kuzu kes yine gideceğim abi. Ya vallahi gel hele gel. Gel yok, gel hele ha. Şimdi yani biz dedim Seyfi kardeşimin mücadelemize adanmış bu fedai ruhlu yani yapısını çok iyi biliyoruz dedim. Ben ona dedim, kardeşime söyleyeceğim. O yüzden de hiç kimseyi dinlemedim. Bir çay içek de söyleyeyim mi kardeşim? İçeriz abi. Ya senin bu tez yanlılığını görünce dayanamıyorum, söylüyorum bak. Şimdi biliyorsun bizim bu mücadelemiz yeni bir dönemece girdi Seyfi.
Az yok biliyorum abi. Ha işte yani bu süreçte de bizim de bir yani bir pratik gerçekleştirmemiz gerek. Şimdi demem o ki acaba diyorum biz hani buradan böyle hani tası tarağı toplayınca hani elimizdeki ağır silahları dedim yani Seyfi kardeşim yani nasıl söyleyeyim acaba bizim yerimize bir yere gömer mi koyar mı yani? Dedim sonra yok Seyfi illaki bizim için bu parlak eylemi mutlaka gerçekleştirir dedim. Değil mi? Mesela abi. Kabul edeceğini bilirdim abi bilirdim ya ama sen gene de bir düşün ha. Seni yaramaz çılgın aksiyoner Seyfi seni. Ya Seyfi. Senin kulakların ilk günden beri çok güzel görünüyor bana. Ne yok. Kadar garip değil mi? Yok abi yok. Vallahi senin kulakları var ya bir güzel abi bir güzel. Vallahi billahi ya. Ya yok. Bunda ne var abi? Yok yok gerçekten çok güzel. Hele gel sen ne diyeceksin? Yok gel, gel. Abi yok. Ya gerçek çok güzel ha. Lüleyle de irtibattayız ha Yıldız bir. Olağanüstü bir durum bildirmediler tamam. Anlaşıldı ha Yıldız. Dikkatli olma Yıldız bir. Ben bu ihbarla ilgili biraz tedirginim. Emredersiniz. Hadi Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Beyler. Gidiyoruz. Geceden beri böyle komutanım. İnliyor ya da ağlıyordu. Ula yoksa... Ne yapacağım ben? Allah'ım ya. Yalnız burada olmamanız lazım. Daha sonra lütfen. Tamam. Kusura bakmayın. Komutanım. Burada kal komutanım. Lütfen Halis. Bak seni daha sonra tekrar komutanınla... Ne olur doktor bey. Ölür müyüm? Bana büyük iyilik yapmış olursunuz. Komutan. Kısa tutun lütfen olur mu? Biz dışarıda olacağız. Tamam doktor bey. Sağ olun. Sağ olun doktor bey. Halis. Nasılsın oğlum? O gün Osman'la kavga ettik komutanım. Osman'la ne zaman kavga etsek kendimi harika hissettim. Bilmez miyim ula? Azgınlar. Ömrünüz depişmekle geçti be. O gün çok iyiydik komutanım. Kendi kendime dedim ki, tayinimi isteyeyim. Bir kız bulurum kendime. Borca falan girerim. Ne bileyim. Arabayı satarım falan. İçimden dedim ki, bak terör merör de bitiyor. Artık gezmeye gelirim buralara. Geleceksin tabii ya. Yapacaksın oğlum hepsini. Ama sonra bir mermi geldi.
o harika günün sonunda benim bacağımı parçaladı komutanım. Bacağımın yarısını aldı gitti komutanım. Halis. Halis. Komutanım. Hayatımı parçaladı komutanım. Her şeyi parçaladı. Sinir, damar, kas, doku hepsini parçaladı komutanım. Halis. Hayatımı parçaladı komutanım ya. Hayatımı. Halis. Bacağımın yarısını aldı gitti komutanım. Halis. Ben şimdi ne yapacağım komutanım? Ha? Ne yapacağım ben? Komutanım. Ayağım gitti komutanım. Bacağım gitti, yarısı gitti komutanım. Ben şimdi ne yapacağım? Beni ihbar ettiğiniz için size minnettarım, Monsieur Migaud. Ben neden bu ülkede şaşıramıyorum artık? Hazır olalım, yaklaşıyorlar. Ölü adamın sandığı, üstünde 15 adam. Ölü adamın sandı, üstünde 15 adam. Sen iç gerisini halleder şeytan. Sen iç gerisini halleder şeytan. Ya ha ha, ya ha ha ve bir şişe rom. Ya ha ha, ya ha ha ve bir şişe rom. Ya ha ha, ya ha ha ve bir şişe rom. Ya ha ha, ya ha ha ve bir şişe rom. Halis uzmandan haber var mı komutan? Yok Murat. Droli başyavuş bugün hastaneye gidecek. İnşallah iyi haberlerle gelir. Halis uzman güçlü adam komutanım. Yırtar inşallah. İnşallah Vedat. İnşallah.
Hamza. Ne oldu Ercü? Niye durdun? Ben mayına bastım kardeş. Dur! Mayın! Herkes bir imza olsun! Herkes bir imza olsun! Ne oluyor lan burada? Mayına basmış komutan. Komutanım. Sakin ol Ercü. Sakin ol Hasan. Sapatlayacak. Ama patlamayacak değil mi komutanım? Ben hafifim ya komutanım. Bu kadar ağırlıktan bir şey olmaz. Mesela Saffet olsaydı şimdiye kadar... Ercü! Oğlum sakin ol. Halledeceğiz merak etme. Murat! Emret komutanım. Burası pusuya açık bölge. Burada daha fazla kalamayız. Hamza. Emret komutanım. Yanına birini de al. Mayın dedektörüyle beraber. Şu patikaya göz atın bakalım. Emredersin komutanım. Sabri! Dedektörü kap gel. Sonra Hamzaların belirlediği yoldan kol düzeni burayı boşaltıyoruz. Anlaşıldı mı Murat? Emredersin komutanım. Güzel. Komutanım, ben ne olacağım? Mayına bastık. Sen zaten niye mayına basıyorsun gerizekalı? Sen zaten niye mayına basıyorsun? Ya fırçanın sırası mı şimdi komutanım ya? Mayına bastım diyorum, sen bana fırça atıyorsun. Sus! Komutanım ne yapıyor? Mayın o, Allah aşkına patlayacaksın şimdi şurada. Fatih! Emret komutanım. Emret komutanım. Git Ercü'nün ağırlığında bir taş bul. Ne? Anlamadım komutanım. Git Ercü'nün ağırlığında bir kaya bul. Bastı mı kafa şimdi? Ercü kaç kilosun lan sen? 62, 64. Oğlum sen o kadar var mısın? Emin misin oğlum bak bitirirsin hepimiz ha. Ya bilmiyorum hadi yürü git git artık git lütfen git. Fatih hadi oğlum hadi. Emredersiniz komutanım. Ercü, annem bana hep ne der biliyor musun? Her izinde, her telefonda, her operasyon öncesi. Teli teli su içme mi der? Ne bileyim komutanım ben ne der ya Allah aşkına söyle. Bastığın yere dikkat et der. Lan Mirat. Beyler. Ben şimdi kasa turayı piminin üstüne doğru sokacağım. Sen üç dediğimde ayağını yavaşça kaldıracaksın Ercü. Sen de taşı ağır ağır pimin üzerine doğru iteceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutan. Güzel.
Ercü. Evet komutan. Bak, hadi aslanım. Bir. İki. Tamam. Mayınlar sizin, gerisi bizim. Detektörcüleri biz de gelmiş. Maşallah, maşallah. Yavaş. Hadi. Yavaş. Kayıyı bırakın beyler, yavaşça. Yavaşça. Demin iki manyağı için hiç fena iş değil beyler. Şimdi... Hamza! Çevir. Hamza konuş benimle. Aslanım konuş benimle. Hadi konuş benimle. Hamza konuş benimle. Yalvarırım konuş benimle. Hamza konuş benimle. Konuş benimle aslanım. Hadi konuş benimle. Aslanım konuş benimle. Ne oldu konuş benimle Allah. Allah'ın seversen konuş benimle lan. Hamza. Aslanım konuş benimle. Hamza konuş benimle. Yalvarırım sana konuş benimle. Hadi. Komutanım. Hadi konuş benimle ne olur. Komutanım sakin ol. Bırak. Komutanım sakin ol. Sakin ol kendine gel. Hamza konuş benimle. Komutanım Hamza şehit. Kendine gel. Hamza ne olur konuş benimle aslanım. Komutanım kendine gel. Hamza. Seni çıkarman lazım. Hamza. Komutanım. Gözünü yavayım. Kendine gel. Hamza. Biraz dinleyin. Daha sonra tekrar kontrol edelim sizi. Tamam mı? Tamam doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Daha iyi misin Tural abi? İyiyim bacım, iyiyim. Bizimki söyle işte. Efendim Teğmen. Başhoşum hala ilçede misin? İlçedeyim, hayırdır? Poyraz şu an şiddetli bir şekilde çatışmada. Şehidimiz var başhoşum. Ne diyorsun Teğmen'im ya? Başhoşum hemen buraya gelmen gerekiyor. Benim şu an kapatmam lazım. Hemen buraya gel başhoşum. Acele et, hadi. Anlaşıldı Teğmen. Ne olmuş? Bilesin bacım, bir şey diyemem ben sana. Allah'a emanet. Osman'a de onu Teğmen'im. Elini tutmasın, anasını bellesin. Bak benim elim tabancamın kabzasına. Halis buraya gazi oldu. Daha şehidimiz var. Osman'a de feriştahı gelse yürüsün Teğmen'im. Feriştahı.
Uç ula uç.